Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu kaldırma kuvveti olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri TYT Fizik kaldırma kuvveti 4. test olacak sevgili arkadaşlar. Bu konuyla ilgili son testimizdir bu ki biliyorsunuz bu testimiz arkadaşlar aynı zamanda yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 10. sınıf fizik kitabının da bir parçasıdır. Sevgili arkadaşlar, ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için kazanım kavrama testleri, çalışma defteri, tekrar testleri, OGM materyal soru bankası, mobil uygulamalarını da şiddetle tavsiye ediyorum. Bu görmüş olduğunuz kitapların da hem matematik hem fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur sevgili arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmına linklerini ekliyorum. Diğer yandan TYT için gelen arkadaşlarım, bakın burada gördüğünüz 9. sınıfın hem matematik hem fizik, 10. sınıf zaten TYT, AYT için 11-12'ler, TYT için ayrıca mezuna 3 adımlar, AYT için mezun B yine 3 adımlar kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmına ekliyorum, çözmeniz hayrınızdadır. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki, eşit hacimli K ve L katı cisimleri eritildikleri zaman K'nin hacmi artarken, arkadaşlar K'nin hacmi artarken L'nin hacmi azalmaktadır. Biraz şey geldi değil mi? Güzel. K ve L taşma seviyesinde kendi sıvıları içinde yavaşça bırakılıp dengeye geldiği zaman taşırdıkları sıvı hacimleri sırasıyla hop V1 hop V2 eşit hacimli. Şu arkadaşlar V ve aynı hacimliydi. Yavaşça denedet V1 V2 olmaktadır. Buna göre höbölüp lüp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar, ben sana hemen şunu hatırlatayım. İkinci test B'nin hop 6. sorusunda benzer konsepti konuşmuştuk seninle. Hangisi batar, hangisi yüzer gibilerden arkadaşlar. Burada trik şu. Bak, bir kere L'nin hacmi azalmaktadır. Biraz garip geliyor değil mi? Donunca arkadaşlar daha hacminin azalması, sıvı hale geçince de daha hacmin artmasını bekleriz değil mi? Bu, biz bunu deneysel olarak da görüyoruz. Arkadaşlar, buz ve suda böyle oluyordu değil mi? Buz ve suda. Buz halde, katı halde hacmi daha fazla, su haline geçince hacmi azalıyordu değil mi? Güzel. Ve genel olarak da arkadaşlar, genel katı ve sıvı hallerinde bizim beklentimiz de hacminin artması yönündedir eridikten sonra. Burada da herhangi bir maddeyi konuşacağız. Güzel. Sevgili arkadaşlar, bakın böyle durumlarda biz bunu buzdan da biliyoruz. Buzu suya bıraktığımızda ne olur? Yüzer. Bir kısmı havada kalır. Hatta ayrıntıya da gireyim. Batan kısmı 9V'ye kadar, dışarıda kalan kısmı V'ye kadardır. Aralarında da böyle bir oran vardır. Sen bunu buz dağlarından da bilirsin. Iceberg derler ya, buz dağı arkadaşlar. Buz dağının görünen kısmı falan. İşte su buz haldeyken arkadaşlar daha hafiftir. Daha hafiftir demeyelim de ağırlığında bir değişiklik olmaz. Öz kütlesi azalır, hacmi artar. Oysa sevgili arkadaşlar, normalde baktığımızda da arkadaşın katıların hacmi daha düşük olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, katı haldeyken DK katı haldeyken DK sıvıdan daha büyük olur arkadaşlar. Burada da DL katı haldeyken arkadaşlar DL sıvı haldeykinden daha düşük olur. Dolayısıyla bu arkadaş yüzer, bu arkadaş dibe çöker. Bu sorunun çiriği budurdur sevgili arkadaşlar. K kadar batar. Şimdi direkt değerlendirelim. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar, bu arkadaş tamamı suya battığı için hacminin tamamını taşırır. Yani V'ye kadar su taşırır. Bu arkadaş da dikkat edersen sevgili arkadaşım, bir kısmı dışarıda kaldığı için daha az su taşırır. Yani bu durumda V1, V2'den kesinlikle büyük olur. Bunu dediğim gibi her zaman su buzla aklında kalsın. Tamam mı sevgili arkadaşım? Güzel. Bakın V1 büyüktür. V2 doğru olmuştur. L kendi hacmi kadar sıvı taşırır. Hayır. Kendisi kadar taşırmadı. Daha az taşırdı. Çarpı. K'yi etki eden kaldırma kuvveti ağırlığından küçüktür. Sevgili arkadaşlar, güzel. Bak, burada ağırlığımız bizim G kadar.
kaldırma kuvvetimiz var. FK kadar kaldırma kuvveti. Bir de ne var arkadaşlar dibe çöktüğü için? Bir tepki kuvveti var. Ben buradaki dengeyi yazarken nasıl yazıyordum? Kaldırma kuvveti artı tepki kuvveti eşittir ağırlık. Zaten sevgili arkadaşlar batan cisimler için genellikle yazdığımız durum neydi? FK G'den küçük oluyordu. İşte bu sebepten dolayı. Çünkü bir tepki kuvveti de var. Kaldırma kuvvetiyle bu arkadaş bir araya geldiğinde ancak ağırlık kadar ediyor. K'yi etki eden kaldırma kuvveti, evet, ağırlığından küçüktür, doğrudur. Anlaştık. Daha küçük hacime sahip oluyorlar katıyken. Dolayısıyla aynı, bak değiştir, M bölü V ya sevgili arkadaşım. Kütle katıyken de sıvıyken de aynı. Hacmine bakacağım. Hacmi katıyken daha küçük olduğu için öz kütlesini büyük beklerim. K cismi için. Oysa buzda öyle mi? Hayır. D eşittir M bölü V'yi yazdığımızda arkadaşlar. Buzun hacmi daha fazla. Aynı kütleye sahip. Demek ki öz kütlesi daha düşük olacak, yüzecek. Konu kapanmıştır. 1 ve 3 diore C'yi işaretliyor. Güzel açıkladım bence. 2 numara. Suda erimeyen içi dolu katı X ve Y cisimleri şekil 1'deki taşma sefesine kadar sıvı dolu olan taşırma kabına yavaşça bırakıldıkları zaman cisimler şekil 2'deki gibi dengeye geliyor. Ve kaptan taşan sıvının ağırlığı GT oluyor. Arkadaşlar ikisini de bırakmışım. Şuradaki arkadaşın ağırlığı GT kadar. Güzel. Buna göre löp 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 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar kesinlikle deyince ben buraya biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Şimdi şu arkadaş batmış gibi duruyor. Kabın X'e uyguladığı tepki kuvveti X'in ağırlığı ile taşırdığı sıvının farkına eşittir. Şimdi burada sevgili arkadaşlar aslında ben buna bir soru işareti koymak istiyorum. Çünkü burada bana şunu da söylemeliydi. N eşit değildir sıfır. Yani X'in battığına emin olmam lazım. Çünkü kesinlikle diyor ya. Ama soruyu da ne yazık ki arkadaşlar battığına emin olarak sormuşlar. Ne sıfırdan farklıyı da eklemelilerdi diye düşünüyorum. Muhtemelen bir sonraki versiyonlarda bunu da dikkate alırlar, yazarlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaşın battığını düşünüyorum. Bu arkadaşın da askıda kaldı. Çok açık ve seçik ortada. Sevgili arkadaşlar D'ye, D sıvıya eşit. DX de sevgili arkadaşlar DS'den fazla battığı için bu arkadaşı da görüyorum. Şimdi GT'yi hesaplarken sevgili arkadaşlar, şimdi buraya da biriken sıvının hacminde hop, ikisinin de hacimleri kadar olduğunu görüyorum. Şekil bir de özdeş falan filan demedi arkadaşlar. Güzel. Önce şu ağırlığı taşıdığı ağırlığının farkına eşittir. Y cismi sıvıya bırakıldığında kapta ağırlaşmaya neden olmaz. Ha şununla devam edelim. İlk en kolayı bu arkadaşlar. Şimdi bak Y cismi sıvıya bırakıldığında kapta ağırlaşmaya neden olmaz lafı arkadaşlar. Biz bunu her zaman biliyoruz değil mi? Askıda kalan cisimlere arkadaşlar sıvıda taşırma kabında bir ağırlaşmaya sebep olmaz. Sebebi şudur. Hemen onu gösterelim. Sevgili arkadaşlar ben bu arkadaşı suya attığımda hacmi kadar su dışarıya taşıracak değil mi? Askıda kalma koşulu D sıvı eşittir D cisimdi. Evet sevgili arkadaşlar burada V kadar taşırdı. Kendisi de V kadar. Bu arkadaşın sevgili arkadaşlar kütlesi V çarpı D cisim çarpı G kadar M cisim. Buradaki taşırdığı sıvının kütlesi de arkadaşlar M eşittir. Yine V kadar D sıvı kadar G kadar. D sıvıyla cisim aynı olduğuna göre sevgili arkadaşlar kendisi ne kadar ağırlıktaysa ya da ağırlık artık bu G diyelim. Ne kadar ağırlıktaysa taşırdığı su da o kadar ağırlıkta olur ki dolayısıyla arkadaşlar Y cismi sıvıya bırakıldığında kapta ağırlaşmaya sebep olmaz. Sen bunu ezbere de biliyorsun ama sebebini de sana söyledim. Anlaştık mı? Anlaştık. X'in ağırlığı GT'den büyüktür demiş sevgili arkadaşlar. Bu biraz pek de mümkün durmuyor. Öncelikle şu arkadaşa bir gelelim. Bir kere arkadaşlar tepki kuvvetimiz var. Güzel. Kaldırma kuvvetimiz var. Güzel. Bir de GX var değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar buradaki eşitliği yazacak olursam F kaldırma kuvveti artı N eşittir GX kadar olacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. N'yi şöyle yazacak olursam GX, FK'yi karşıya attım. FK, GX eksi FK eşittir N kadar olur değil mi?
Kabın X'e uyguladığı tepki kuvveti. Bak ne? X'in ağırlığı ile taşırdığı sıvının ağırlığının farkına. X'in ağırlığı ve X'in taşırdığı. Tabii burada taşırdığı. X'in taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir. Arkadaşlar kaldırma kuvveti X'in taşırdığı sıvı mı? Evet. Kaldırma kuvveti neydi sevgili arkadaşlar? Hemen onu da yazalım. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Arkadaşlar bu arkadaşın X'in batırdığı, batırdı diyorum ya, taşırdığı su zaten kendi hacmi kadar Vx. D sıvı çarpı G. İşte bu arkadaşlar taşırdığı sıvı zaten. Taşırdığı sıvının ağırlığı ve kendi ağırlığının farkına eşittir. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bunu inceleyelim. X'in ağırlığı GT'den büyüktür. Sevgili arkadaşlar, X'in ağırlığı GT'den büyük olabilir mi? Olamaz. GX'i yazdık zaten. GX eksi FK neye eşitti arkadaşlar? GT'yi de ne dedik sevgili arkadaşlar? GT dediğin şey VX DSG, değil mi? Güzel. Artı şuradaki, bir de arkadaşlar buna VY çarpı DS çarpı G var. Çünkü burada toplam taşırdığı ağırlık sevgili arkadaşlar, hem X'in taşırdığı sıvı var hem de Y'nin taşırdığı sıvı var. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar, zaten GT şu iki arkadaşın toplamı kadar. Bu arkadaş zaten benim şeyim DX demem lazım tabii ki buna. DX olması lazım. Arkadaşlar buna şöyle bir nicelik daha eklemişim ki anca GT olmuş. Bu X'in ağırlığının bundan daha büyük olma şansı yoktur. Çarpıyı işaretledim. Bu durumda 2 ve 3 diyor. Diyarbakır'la yoluma devam ediyorum. Pardon, 3 ile. Evet, 3. soru şu şekilde arkadaşlar. Öz kütleleri sırasıyla D ve 4D olan A ve B katı cisminin ağırlıkları eşit ve G'dir. B cismi şekilde verilen 8x yüksekliğindeki 2D öz kütleleri sıvıya yavaşça bırakıldığı zaman 2x kadar yükseliyor. Daha sonra A cismi de aynı sıvıya yavaşça bırakılırsa kaptan bir miktar sıvı taşıyor. Önce B'yi katıyoruz. Buna göre höbülüp lüp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Kabın kütlesi önemsizdir arkadaşlar. Tamam, iyi, güzel. Önce B batıyormuş arkadaşlar. Bakıyorum ama höbülüp diye geçtim ama neden bahsediyor? Bak, bu kadar ağırlaşır, bu kadar azalır vesaire, hep G'lerle kıyaslıyor. Önce gelin şu G denen arkadaşa bir karar verelim. Sevgili arkadaşlar, önce B'yi bırakıyor ve ikinciden de başlayacağım. Onu da aklında tut. Bakın, her bir X yüksekliğe biz V, V, V hacim diyelim. 8X bu durumda arkadaşlar 8V kadar hacim olur. Önce bunları bir belirledim, tamam mı? Ha, X'ten kurtuldum. Sevgili arkadaşlar, şu arkadaşlara baktığımızda da hemen bana dedi ki bak dikkat et. Öz kütleli sıvı yavaşça bırakıldığı zaman sıvı 2x kadar yükseliyor. Sevgili arkadaşlar, B tek başına 2V kadar yükseltiyorsa bu arkadaşın öz kütlesi ne kadar olur? Hacmi 2V kadar olur. Şimdi sen aslında biliyorsun. Hocam, bunların ağırlıkları birbirine eşit olduğuna göre bu arkadaşın da 8V olması gerekiyor. Hocam ne yaptın ya, ben nereden biliyorum? Şuradan biliyorsun sevgili arkadaşım. Bak, G'sini yazıyorum. Şu arkadaşa 2V dedim ya, şu VV başlangıçlardan. D, G eşittir M çarpı G'dir. M dediğin şey de D çarpı V değil midir? Evet öğretmenim. Sevgili arkadaşlar, D'si 4D. Çarpı 2V. B'yi yazıyorum. Çarpı G. Bak, ağırlık ne kadar oldu arkadaşlar? 8 tane DVG oldu. Bu G. Zaten G'yi bulacaktım. Gel şimdi bak, A'nınkini de hesaplayacak olursam. GA da D çarpı hacmi çarpı G. 8 DVG olabilmesi için bu arkadaşın 8V olması gerektiğini buldum. Bu cepte mi? Cepte. Sevgili arkadaşlar, hemen 2 ile başlayalım. 2 en kolayı, onu hallettikten sonra. Çünkü önce B'yi katıyorum ya. A işin içine girince işler karışacak. B'yi bir halledelim. İkinciyi. B sıvı içinde bırakılınca kap G kadar ağırlaşır. Sevgili arkadaşlar, gerçekten öyle mi olur? Bir bakalım. Bence olur. Neden olur? Çünkü sevgili arkadaşlar bak, hiçbir su taşırmadı. Taşan bir sıvı yok. Yoksa arkadaşlar sevgili B'nin ağırlığı kadar artar. Zaten B'nin ağırlığına biz G demedik mi? GA eşittir GB, o da eşittir
8, D, V, G. Böyle de yapabilirsin. Hatta buna da G dedik. Evet arkadaşlar, hiçbir su taşırmadı. Kendisi eklendi. B kadar artar. Konu kapanmıştır. Şimdi gelelim şu kıl olan, daha nispeten kıl olan 1 ve 3 nolulara. Arkadaşlar sıvı içerisinde bırakılan G bölü 2 kadar ağırlaşır. A ve B sıvı içindeyken kabın toplam kütlesi 13 bölü 4 G olur. Bunlarla ilgileneceğim. O zaman analiz yapalım. Bakalım analiz yaptığımızda ne olacak? Sevgili arkadaşlar, şimdi B'yi bıraktım. B gitti, ne yaptı? 4D olduğu için 2D'nin dibine çöktü. Ve bu sıvı seviyen benim buraya kadar geldi. Kabul mü? Kabul. Arkadaşlar şimdi 8V'yi suyun içine bırakıyorum. Bir kısmı suyun içine girecek ama ne kadarlık kısmı girecek? Hadi bana onu söyleyin. Sevgili arkadaşlar bak, bu 2D, bu arkadaş D olduğuna göre A'nın batan kısmı yarısı kadar olur değil mi? V batan 8V bölü 2, 4V'li kısmı suyun içinde kalır. Bunu biliyorum zaten değil mi? Bak 2D, D olduğu için. Bu durumda sevgili arkadaşlar, yani 8V'lik, 8V'nin 4V'si suyun içine giriyor. Suya girdi. Bak bu 4V'de neler oluyor? Sevgili arkadaşlar 4V girerken ne yaptı? Öncelikle şu boşluğu doldurdu. V kadar. 4V eksi V. Geri kalanı da dışarıya taşırdı. Yani taşan su, V taşan 3V kadar olur. Bunda hemfikir miyiz? Bak öncelikle 2D ve DD hemfikir kaldık. Yarısı batacak. Yarısı batacaksa 8V'si, yani yarısı, 8V'nin yarısı 4V'si suyun içine girecek. Suyun içine girerken arkadaşlar öncelikle şu boşluğu dolduracak V'yi. Geri kalan 3V'yi de taşırdı. Oh cepte. Tamam mı? Güzel. Arkadaşlar şimdi ağırlaşmaya bakalım. A'yı bıraktığımızda, çünkü B'yi bıraktığımızda G kadar ağırlaşmıştı zaten. Arkadaşlar A'yı bıraktığımda G kadar bir ağırlığım geldi değil mi? Evet. Ama taşan sıvının sevgili arkadaşlar ağırlığı dışarıya çıktı. G taşana bakalım. G taşan arkadaşlar yine aynı şeyi yapacağım. D, V, G'yi hesaplayacağım. D'si 2D, V'si 3V, G. Arkadaşlar 6 tane DVG taştı değil mi? Güzel. Arkadaşlar G taşan bu kadar. E peki sevgili arkadaşlar G'ye biz ne demiştik? 8 tane DVG. Yarısı olmadı. Çok açık ve seçik ortada. Ağırlaşmayı görelim. Ağırlaşma arkadaşlar 8 tane DVG'yi içeri koydum ama 6 tane DVG de taştı. Yani 2 tane DVG ağırlaşması oldu. Durumda arkadaşlar 8, 2'nin 4 katı olduğuna göre aslında G bölü 4 kadar ağırlaşma var. G bölü 2 kadar değil. Çarpı. Çok güzel. 3'e geldiğimizde şimdi 3'ü ben hemen lömbürdenek bir söyleyeceğim ama bir de analiz yapacağım ama sana rahat ol. A ve B sıvı içerisindeyken kabın toplam kütlesi 13 bölü G olur diyor ya arkadaşlar. Bu kere, bir kere burada hiç bunu analiz bile yapmazsın. Neden? Çünkü arkadaşlar 13 bölü 4 G ağırlık. Oysa sana kütlesi diyor. Kütlesi ağırlığı kadar artar ya da azalır olur mu? Olmaz. Bu aslında çarpı. Hadi diyelim ki ağırlığı demiş olsun. Ağırlık demiş olsun. Ben sana yine analiz yapayım. Sevgili arkadaşlar analizimiz de şudur. Bak son raddede olup bitenler ne oluyor? Tırırt şuraya geldik. Bir kere B var. A'nın kendisi var. A da var suyun içinde. Bir de sıvımız var değil mi sevgili arkadaşlar? Şurası A cismi. Şimdi sıvıdan arkadaşlar 8V vardı. 3V'si taştı. Ne kadar sıvı var? Sıvı 3V kadar var. Ağırlığını söyle bana. Kalan sıvının 3V çarpı 2D. Pardon, 3'ü taştığına göre arkadaşlar. Hop, kalan sıvı 8V eksi 3'ü taştı. 5V kaldı. Arkadaşlar içeride kalan sıvının ağırlığı ne kadar olur o zaman? 2D ile de çarparsam ben bunu 10 tane DVG değil mi? Güzel.
Arkadaşlar ağırlıkları eşitti zaten benim sevgili A'la B'nin. Bunlar da 8 dvg zaten. Güzel. Toplam ağırlığımız bakalım ne kadar olacak? Kabın kütlesini önemsiz kabul etmiştik arkadaşlar. Ağırlıktan gidiyorum ben zaten. Toplam ne kadar etti? 8, 26 tane dvg yaptı. Sevgili arkadaşlar ben 8 dvg'ye g demiştim. Buradan dvg'yi çekelim. 8'i buraya bölme olarak gönder. Yani dvg gördüğün yere şurada g bölü 8 yazalım. G bölü 8 yazdım. Dvg gördüğüm yere. 2 ile sadeleştirdim. 4, 2 ile sadeleştirdim. 13. 13 bölü 4 g. Arkadaş şu hainliğe bir bakar mısın? Gerçekten de 13 bölü 4 g diyor. Ama niye kabul etmedik? Çünkü kütle diyor. Benim bulduğum burada ağırlık arkadaşlar. Anlaştık mı? Aman dikkat. Ama buraya ağırlığı deseydi sevgili arkadaşlar harbiden de tutturmuş. Doğru diyecektik. Çarpıyı 7. Bursa'yı yalnızca B'yi, yalnızca 2'yi işaretledik. Anlaştık. Harika. 4 numarayla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, dördüncü soru şu şekilde sevgili arkadaşlar. Taşma seviyesine kadar Y sıvısı ile dolanan kap görüyorum. Bu sıvı içinde erimeyen X katı cismi şekilde verilmiştir. X ve Y'nin öz kütleleri sırasıyla 3D ve D olup cismimiz 3D, sıvınınkisi D yazdım. Olup X ve Y'nin ağırlığı kabın boş ağırlığına eşit ve G kadardır. Sevgili arkadaşlar kap da G kadar, şu arkadaş da G kadar, sıvı da G kadar imiş. Buradan güzel çıkarımlar yapacağız. X cismi Y sıvısının içerisine yavaşça bırakılınca bir miktar sıvı taştığına göre löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Yine arkadaşlar benzer şekilde G ile kıyaslanmış. G bölü 3, G bölü 3 vesaire. Ne yapacağız? Öncelikle bir analizimizi yapalım. Analizimiz sonucunda da arkadaşlar arkamıza yaslanıp şu arkadaşların doğruluk durumlarını inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar hepsinin ağırlığı G kadar olduğuna göre X cisminin G neydi? G eşittir M çarpı G kadar. M neydi arkadaşlar? D çarpı V kadar. Yani D çarpı V çarpı G yapacağım. Cismiminkini yazıyorum öncelikle. X cisminin sevgili arkadaşlar 3D çarpı Vx öyle diyelim. Vx çarpı G eşit olacak sevgili arkadaşlar. Sıvınınkine, sıvınınkisi de D kadar çarpı Vy çarpı G kadar. Sevgili arkadaşlar G'lerin sadeleştiğini görüyorum. D'ler de sadeleştiğinde 3 tane Vx'in Vy'ye eşit olduğunu söylüyorum. Ki bunu sen zaten yine daha öncekilerde de olduğu gibi baştan analiz edebilirdin. V'nin 3 katı Y'nin kendisi kadar. Yani şu arkadaş V hacminde iken sıvımız da 3V hacmindeymiş. Bunu anladık. G de bu kadar. Şimdi G'yi yazdık madem sevgili arkadaşlar. G eşittir bu durumda ne oluyor? Şu arkadaşa 3D, bu arkadaşa D dediğime göre 3DVG kadar. Tamam mıyız? Tamam. Birinciden yazarsak 3 tane D, 1 tane V, 1 tane G. Arkadaşlar G'yi aldık, sıkı sıkı sarıldık buna. Bununla kıyaslayacağız zaten. Taşan sıvının ağırlığı G bölü 3'tür dedi sevgili arkadaşlar. Şimdi ne olacak bakın. 3D, D. Bu sıvıyı da bıraktığımızda arkadaşlar şurası D kadar olduğuna göre bu sıvının içine tamamen batacak anlamına gelir. Sıvının içine tamamen batacaksa da hop taşan sıvının hacmi ne kadar olur arkadaşlar? V kadar. V taşan V kadar olur. Taşan sıvının ağırlığı dedi. Taşan sıvının ağırlığını hesaplayalım şimdi arkadaşlar. G taşan. Yine dvg ile hesaplıyorum. D'si D kadar. Taşan V kadar. Hop çarpı G kadar. Arkadaşlar taşan sıvının ağırlığı dvg kadar. Ben G'ye 3 dvg demiştim. Şuradan bakın dvg'yi çekecek olursak 3'ü buraya bölme olarak halinde aldığımda G bölü 3 olur. Evet ben de dvg kadar buldum. Bu arkadaşa G bölü 3'ü gönül rahatlığıyla söylerim ki birinci yargımız doğru olur arkadaşlar. Birinci ifade. 2'ye bir bakalım. X'e etki eden kaldırma kuvveti G bölü 3'tür. Sevgili arkadaşlar zaten Arşimet avaz avaz söylediği şey bu. Cisme etkiyen kaldırma kuvveti sevgili arkadaşlar taşan sıvının ağırlığı kadardır. Taşan sıvının ağırlığı kadardır.
Burada bakayım son durumda ağırlığı diyecek. Tamam, bunu da kolay hesaplarız. Zaten G bölü 3 dedik sevgili arkadaşlar taşan sıvının ağırlığına. Bu da dolayısıyla kaldırma kuvvetine eşit oluyor. Kabın son durumda toplam ağırlığı 8G bölü 3'tür. Sevgili arkadaşlar kabın dedi, dikkat et, kaba G demiştik. Kap bu artı sıvı G kadar artı cisim de girdi işin içine G kadar. Ama bütün bu G'ler girerken arkadaşlar dışarıya ne çıktı? G bölü 3 çıktı. Toplamda bütün kabda olan değişim bu oldu. Şu arkadaş 3G eksi G bölü 3. 3 ile genişletirsem bu ne olur? 9 bölü 3 olur. Çıkarttığımda da 8G bölü 3 olur. O da öyle mi söylemiş? Vallahi helal olsun, aynısını söylemiş. 1, 2, 3 diyor E'yi işaretliyor arkadaşlar. 5 numara gelsin. Evet, 5. soru geldi. Diyor ki içinde boşluk bulunmayan farklı cins maddelerden üretilmiş eşit kütleli XY katı cisimlerin taşma seviyesine kadar suda olan şekildeki sıvıya ayrı ayrı yavaşça bırakılıyorlar. Sevgili arkadaşlar farklı cins DX eşit değil DY. Önce bunu yazdım. Eşit kütleli MX eşittir MY. Bunu da yazdım. Ayrı ayrı yavaş bırakılıyor, bıraktım. Ve taşırma kabına eşit hacimde sıvı taşırıyorlar. Güzel. X ve Y cisimlerin öz kütleleri DX, DY, sıvının öz kütlesi DS olduğuna göre DX, DY, DS arasındaki ilişki için löbülöp, lüp, lüp, lüp yargıların hangileri doğru olabilir diyor sevgili arkadaşlar. Olabilirliğini test edeceğiz. Birinciye bir bakalım. DY ile DS birbirine eşit. DX de sevgili arkadaşlar en küçük olabilir diyor. Bu durumda sevgili arkadaşlar neyi söylerim? DX yüzüyordur. X. Y ile S aynı olduğuna göre arkadaşlar bu arkadaş da askıda kalmıştır. Evet. Taşırdıkları hacim aynı olduğuna göre arkadaşlar eşit. Ayrı ayrı eşit hacimde sıvı taşırıyorlar. Demek ki Y'nin tamamı V kadar olursa X'in hacmi arkadaşlar V'den büyüktür. Değil mi? Şimdi ben bu eşitlikleri yazdığımda MX, M'ye. M neydi? D çarpı V idi. Arkadaşlar DX çarpı VX tamamı tabii ki. DY çarpı VY demeliyim. Sevgili arkadaşlar bakın bu arkadaşların hacimlerinin farklı olduğu çok açık ve seçik gözüküyor. Çünkü bir kısmı batmış olur, tamamı batmış olur. Bu durumda arkadaşların öz kütleleri de farklı olur. Bütün tanımlara uyuyor. Olabilir mi? Olabilir. Bu arkadaş yüzüyor olabilir. Şu arkadaşın mesela hacmi 2V olabilir. Toplamda V kadar batmıştır. Bu arkadaşın V kadar olur. Şu arkadaş D 2D kadar olabilir. Çarptığımda 2D. Bu arkadaş da D kadar olabilir. Eşitlik sağlanır. Dolayısıyla bu söylediğim gayet makul olabilir sevgili arkadaşlar. Doğru mudur? Doğrudur. 2 numaraya geldim. DS, DX, DY şeklinde olabilir diyor. Hemen şuradaki ilk sorudaki delilleri ortadan kaldırıyorum. Arkadaşlar bu durumda ikisi de yüzer değil mi? DX, DY. Ama kim daha çok batar? X daha çok batar değil mi sevgili arkadaşlar? Nereden anlıyorum? Çünkü öz kütlesi bundan daha fazla. Şöyle olabilirler. Oldular mı? Oldular öğretmenim. Bu durumda yine sevgili arkadaşlar şuradaki hacimleri eşit bu arkadaşların. Şurası V kadar, burası V kadar olabilir. Tamam. Ama eşit kütleli yine olabilir. Niye olamazsın? Çünkü sevgili arkadaşlar bir kısımları battığına göre batan kısımların hacimleri birbirlerine eşit. Güzel. Ama bir dakika orada ağırlıklarını eşitleyebilirim. Burada arkadaşlar her ikisine de etkiyen kaldırma kuvvetleri eşittir değil mi? FKX eşittir FKY diyebilirim. Dolayısıyla GX eşittir GY diyebilirim. Güzel. Ama bak burada yine hacimleri daha az daha çok battığı için arkadaşlar hacimlerinin yine farklı olduğunu görüyorum. Hacimleri farklıysa da sevgili arkadaşlar yine farklı cins madde olma özelliğini taşıyor. DX DY'den farklı olur sevgili arkadaşlar. Bu konumu da koruyabilirim. Peki 3'e geldiğimizde ne oluyor? DX, hemen silelim yine. DX büyüktür, DY büyüktür, DS. Arkadaşlar her ikisinin de battığını varsayıyorum burada. Çünkü ikisi de S'den daha büyük. Kim daha çok batmış diye bir espri yapmanın bir anlamı yok. Çünkü ikisi de dibe göçtü.
Değil mi? Çünkü değerleri fazla. Arkadaşlar şimdi bak olmadı. Neden olmadı? Çünkü taşırdıkları sıvılar aynı ya. Bu arkadaşın hacmi de V, bu arkadaşın da hacmi V olmalı taşırdıkları. Ama bu arkadaşlar farklı maddelerdi. Eğer bu eşitliği yazacak olursam dx bu V kadar olsa d'ye eşittir V demem lazım. Eşit kütleli. Bu durumda dx'in d'ye eşit olması lazım ki o zaman farklı madde olmazlar. Değil mi? Güzel. Çarpıyı yedi mi? Hem de en kallavisinden. 1 ve 2 diyor C'yi işaretliyor. 6 numara. Diyor ki suda erimeyen öz kütleleri sırasıyla 2D, 3D. 2D, 3D. Sıvıda D. A ve B katı çizimlerin ağırlıkları eşit. Ağırlıklar eşit. G eşittir. M çarpı G. M de arkadaşlar D çarpı V. Bunu unutma. O zaman ağırlıkları eşit dedi. Hemen yazalım mı ya şunları? MA eşittir MB olmalı. Çünkü G'ler zaten aynı. MA için DA 2D diyeceğim arkadaşlar. 2D çarpı V diye VA diyelim buna. VA eşit olmalı. B'ninki de arkadaşlar 3D 3D çarpı VB. Güzel. Buradan sevgili arkadaşlar hemen minnak bir analiz yaptığımızda şu arkadaşın 3V, şu arkadaşın da 2V olduğunu görüyorum değil mi? Çünkü çarpımlar 6. Oran orantı yapıyorum. A'ya hemen hiç affetmiyorum. 3V'yi yapıştırıyorum. Şu arkadaşa da 2V'yi yapıştırıyorum. Okey tomento. Güzel. Sonra devam edelim. Hadi dayanamadım. Hemen analizi yaptım orada. A cismi esnemeyen ağırlığı önemsiz bir ip yardımıyla tavana yavaşça bağlanıp yavaşça sıvıya bırakılınca ipte T gerilme kuvveti oluşmaktadır. B cismi ise yavaşça D öz kütleli sıvıya bırakılınca dibe batıp kap ile B cismi arasında N tepki kuvveti oluşmaktadır. Güzel. Bak bunu söyledi iyi. Bu arkadaş tamamen batmış. Batmasını da beklerim zaten. 3D'ye D çünkü. Güzel. Bu arkadaş da aslında batacaktı da ama kim izin vermiyor arkadaşlar? T ip gerilmesi. Bir de bu T ip gerilmesine yardımcı olan bir arkadaş daha var. O da kim? Kaldırma kuvveti. Şu arkadaşımız da bizim G kadar. Ağırlıkları eşitti. G kadardı. Güzel. G'yi de bir yazalım mı sevgili arkadaşlar ya elimizdeymişken? G eşittir. Şu arkadaşa 3V dedim. 3V DG değil mi? 3V 2D G. Düzenleyelim. 6 tane VDG ya da DVG. Arkadaşlar G'yi aldık. Sıkı sıkı sarıldık. Zaten bak her şey GGG'lerle ifade edilmiş. G'yi aldık bir sarmaladık. Şununla yazsaydık yine aynı şeyi yazacaktık arkadaşlar. G eşittir DVG. D'si 3D. V'si 2VG. Yani yine 6 DVG'yi yazacaktık. Bir sıkıntı yok demek ki. Bir mahsur yok. Güzel. Buna göre G, T ve N büyüklükleri arasındaki löbülöp lüp 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 eşitlerinden hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar gelin bu analizimizi bir yapalım. Şimdi bak şurada eşitliği yazacak olursak arkadaşlar kaldırma kuvveti artı T'deki ip gerilmesi şu arkadaşın ağırlığına eşit. Doğru mudur? Doğrudur öğretmenim. Şimdi kaldırma kuvveti neydi? F kaldırma V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi batan hacmi ne kadar? 3V kadar çarpı D'si 2D kadar VB DS. Bak neler yapıyoruz. DS sıvının öz kütlesi. D diyeceğim. Evet. Çarpı G kadar. Doğrudur. Sevgili arkadaşlar bu durumda artı T yazayım. Eşittir G'yi de ne dedik? 6 tane DVG. Arkadaşlar burada 3 tane DVG, burada 6 tane DVG var. Demek ki T ne kadar? 3 tane DVG kadar etti. Şahane. Burada ne diyor arkadaşlar? G eşittir 2 tane T'dir diyor. Evet gerçekten öyle. Bak T'yi 2 ile çarparsam bu arkadaşı elde ederim. 2 tane T. 2 çarpı 3 DVG equals to 6 tane DVG. Yani G kadar yapar. Şu arkadaş da T kadar. Harika bunu yakaladık. 2 tane N, 3 tane G yapar diyor. Onu da bir hesaplayalım arkadaşlar. Şurada yazacağımız ne? Bak yine burada bir kaldırma kuvvetimiz var bizim. Bir de hop ağırlığımız var. Burada durumda da arkadaşlar yine kaldırma kuvvetiyle N'nin toplamı bana neyi verecek?
şu arkadaşın ağırlığını vermeli. Çünkü tepki kuvvetiyle beraber. Ağırlığımız zaten 6 dvg. Çok güzel. Arkadaşlar kaldırma kuvveti hacimlerle yazacağız. Bu sefer kaldırma kuvvetimiz dvg yazıyorum gene. Sıvının d, hacmimiz 2v batmış, g artı n eşittir 6 tane dvg. Arkadaşlar n'yi buradan ne buluyorum? Bak 2 tane, 6 tane. 4 tane dvg. Doğru mudur? Doğrudur. E peki sevgili arkadaşlar bu ne demiş? 2 tane n, bunu 2 ile çarpsam 8 elde ederim. 8 dvg elde ederim. 3 tane g, bunu 3 ile çarparsam 18 tane dvg elde ederim ki tam çarpı. Tersini deseydi olurmuş. Çünkü bunu 3 ile çarpsam 12, bunu 2 ile çarpsam 12. Çarpıyı 7. Bunu 2 ile bunu 3 ile değil de bunu 3 ile bunu 2 ile deseydi doğruydu. 4 tane t, 3 tane n olur. Her şey ortada zaten. Bu arkadaş 3 birim. Hatta öyle yazalım ya gel. T 3 birim. Değil mi? Artık dvg ya. Bu da dvg. Sevgili n de 4 birim. Arkadaşlar t'yi 4 ile çarparsan 12. 4'ü de 3 ile çarpsan yine 12. Vallahi helal olsun. Tutturmuş. 1 ve 3 doğrudur. 2 bizimle değildir deyip Diyarbakır'ı işaretlerim acımadan. Oo 7 numara en sevdiğim. Diyor ki 7 numarada da. Eşit kollu terazinin sağ ve sol kefesine konulan su dolu özdeş taşırma kapları şekil 1'deki gibi dengelenir. Sol kefedeki taşırma kabına x cismi, sağ kefedeki taşırma kabına y cismi konulduğunda terazi yine şekil 2'deki gibi dengede kaldığı görülüyor. Çok güzel. X ve y'nin hacimleri eşit olduğuna göre arkadaşlar x ve y'nin hacimleri eşit. Ve hiç affetmem hemen yazarım. Güzel. Löp 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 löp. Yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar sol kefedeki... tamam. Birincisi en kolayıydı zaten. Sol kefedeki taşırma kabında ağırlaşma olmamıştır. Doğru mudur? Kesin doğrudur. Hocam olur mu ya? X cismi ekledik. Sevgili arkadaşlar taşırma kabında diyor. Taşırma kabın senin şu. Kefede değil. Bak kefede artış var. Çünkü bak buradan akan su şuraya doluyor arkadaşlar. Burada trik bu. Burada akan su da zayi oluyor. Dışarıya akıyor. Kefenin dışında kalıyor. Burada sudan hiçbir kaybımız yok. Suyun tamamı buraya geliyor arkadaşlar. Ama taşırma kabında kaybımız yok. Yüzme durumunda sevgili arkadaşlar. Yüzme durumunda neydi? Ağırlaşma olmazdı. Biz bunu ispatlarıyla da yazmıştık. Cisimle X cismiyle sıvının öz kütleleri aynı olduğu için sevgili arkadaşlar mx'i hesaplayacak olursak dx çarpı v derim. Bu arkadaş bu kadar battıysa v kadar su dışarı atmıştır. Bu arkadaşın da mx'i m taşan diyelim. M taşan da yine arkadaşlar d sıvı çarpı v kadar olacak. Zaten askıda kalma durumu da dx eşittir d sıvı olduğuna göre bak bu nicelikle bu nicelik aynı. Demek ki çarpımları da eşit olacaktır. Dolayısıyla taşırma kabında herhangi bir ağırlaşma olmamıştır sevgili arkadaşlar. Kayıp da olmamıştır. Ama dikkat et kefede ağırlaşma olmuştur. Devam edelim bakalım ne diyor. Y cisminin ağırlığı anında burada. X cisminin ağırlığının iki katıdır. Bak sen bunu nasıl analiz edeceğiz ki? Sevgili arkadaşlar etmeye çalışalım. Şimdi bunların hacimleri eşitti. Arkadaşlar şuradaki dengeyi yazdım da şu arkadaş G kadar doğru mudur? Doğrudur. Şurada da kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvveti. Bu kaldırma kuvveti de zaten G kadar değil mi? Askıda kaldığı için. Güzel. Şimdi taşan kısımlarına bakalım arkadaşlar. X ve Y'nin hacimleri eşit olduğuna göre dereret kabında denge de sağlandı sevgili arkadaşlar. Hala ağırlıklarımız değişmedi. Sevgili arkadaşlar açık ve seçik ortada. Şimdi bak bu arkadaşın taşırdığı GT ne kadar olur? V çarpı D sıvı çarpı G kadar olur değil mi? V kadar taşırdı. D sıvı çarpı G. Zaten D sıvıya DX dedik arkadaşlar. Bu arkadaş ne kadar olur? V çarpı DX çarpı G kadar olur. Yani aslında X'in ağırlığı kadar. X cisminin ağırlığı kadar. Ben buna GX de diyebilirim. Burada taşan Allah Allah resmen aynı oldu. Burada da burada bu kadar eksilme var. Değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Şimdi bak burada ağırlaşma sevgili arkadaşlar.
ekstradan gelen yüküm ne kadar? Gx kadar. Artı gx kadar var. Çünkü sıvıda kayıp yok. Sevgili arkadaşlar, buradaki ağırlaşmam ne kadar? Benim buradaki ağırlaşmam da gy eksi gt kadar. Çünkü gt dışarıya taştı, değil mi sevgili arkadaşlar? Gy'yi buldum. Sevgili arkadaşlar, ben bu arkadaşları hesapladığımda şu arkadaşa etkileyen kaldırma kuvveti de, şunun dengesini yazacak olursam da, kaldırma kuvveti yine battığı için hacim çarpı dx çarpı g kadar olmaz mı? Evet öğretmenim. Bu durumda sevgili arkadaşlar, bir dakika, kaldırmayı böyle yazdım. G'ye eksi gt yazdım. Tamam işte ya. G'ye gt. Buradaki gx g'ye eksi gt kadar oluyor. Ha, tabii ki. Çünkü buradaki ağırlaşma, bak şunu yazdım, gx kadar. Buradaki ağırlaşma da bu kadar. Ve dengede kaldığına göre sevgili arkadaşlar, gx eşittir g'ye eksi gt'yi gönül rahatlığıyla söylerim, değil mi? Burada g'ye'yi koydum, gt dışarı taştı. Burada ağırlaşma bu kadar. Buradaki toplam kefedeki, dikkat et, kefedeki ağırlaşma da bu kadar. Bu eşitliği yazabilirim. Sevgili arkadaşlar, ben zaten gt için, taşan sıvının ağırlığı için gx dememiş miydim? Değil mi? Gx kadar taşıyor. Evet. Yani şunun yerine gx yazacak olursam, gy, gx eşittir. Gx'i sola alırsam 2 tane gx eşit olur gy. Vallahi helal olsun. G'nin ağırlığı arkadaşlar, y'nin ağırlığı, x'in ağırlığının 2 katı oldu. Helal olsun. Doğruymuş bu da. Şekil 2'deki sağ kefedeki taşırma kabına bir adet x cismi ilave edilirse terazinin dengesi bozulur. Doğru. Şekil 2'deki sağ kefedeki taşırma kabına bir adet x cismi ilave edilirse. Allah Allah. Şekil 2'deki. Tamam, buraya. Ha, bak bak, oyuna bak. Bak bak, oyuna bak. Dengesi bozulur diyor. Bozulur mu? Hayır, bozulmaz. Neden bozulmaz? Sevgili arkadaşlar, kapta daha birinci maddeyi yaparken yaptık. Taşırma kabında ağırlaşma olmaz dedik ya. Bak buraya ben x'i attığımda x'in kendisi kadar zaten dışarıya taşacak. Birinci maddede konuştuğum her şeyi burada da konuşurum. Dolayısıyla bu kapta, kapta herhangi bir ağırlaşma olmaz. Kapta olmadığı üzere kefede de olmaz. Denge bozulmaz. Çarpı. Vay, neredeyse avlayacaktı bizi. 1 ve 2 diyor. C'yi gözümüzü kırpmadan işaretliyoruz. 8 numara. 8 numara biraz enteresan arkadaşlar. Teknolojiyle de alakalı birazcık. Diyor ki, su köprüsü iki sıvı kütle arasındaki bağlantıyı sağlayarak gemi trafiğinin kesilmemesini sağlar. Köprü kısmı taşma seviyesine kadar su olacak şekilde tasarlanır. Böylece gemiler iki su kütlesi arasında seyahatlerine devam edebilirler. Gemiler su yüzeyinde kalıp geometrik olarak köprüye sığıyorsa köprüden geçebilirler. Aşağıda su köprüsünün bir görseli verilmiştir. Buna göre löp, löp, löp yargılarından hangileri doğru olur? Hareket kaynaklı su taşmaları imal edilecektir. Hani böyle pat 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 çarpmadan dolayı, öyle bir şey yok. Diyor ki arkadaşlar, gemi köprüden geçtiği sırada köprünün su ile birlikte toplam kütlesi değişmez. Nasıl yani? Arkadaşlar zaten bana dedi, bak nasıl dedik, biz de şey yaptık. Hop, taşırma kabı gibi dedi bak. Taşma seviyesine kadar su olacak şekilde tasarlanır. Yani bir nevi taşırma kabı gibidir arkadaşlar. Biz testin başından beri zaten avaz avaz bunu konuşuyoruz. Gemiyi koydum ben buraya. Gemi geldiğinde sevgili arkadaşlar, şu arkadaşta bir ağırlaşma olur mu? Olmaz. Çünkü arkadaşın batan hacmi kadar da, yani ağırlığı kadar da, F kaldırma G'ye eşit. Kendi ağırlığı kadar zaten su dışarıya akacak. Değil mi? GT. GT eşittir arkadaşlar G'ye, şu G olsun. Bu da eşittir F kaldırma, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar kütle, toplam kütle değişmez. Doğrudur. Taşırma kabı gibi. Gemi geçerken köprüden taşan su kütlesi geminin kütlesine eşittir. Zaten bu yazdığımız o, değil mi? Eşit olduğu için zaten kütle değişmedi. Doğru. Köprüden aynı anda iki gemi geçerse köprü hasar görebilir.
Aslında görebilir dediği için arkadaşlar bu insanoğlu şöyle, bu teknik olarak söylüyor aslında. Şöyle teknik olarak, yani kütlesinde şunda bunda bir hasar oluşmaz diyor. Yok değilse gemiler iki tane yan yana gelip çarparlarsa hasar görebilir. Ama sevgili arkadaşlar, köprüden aynı anda iki gemi geçerse yine ikincisi geçtiğinde kendisi kadar yine bir kütleyi dışarıya atacağı için herhangi bir hasar olamaz. Ama sen bu hasar görebiliri farklı farklı da algılayabilirsin. O yüzden bir soru işareti koyalım ama teknik açıdan, yani taşırma kabı özelliğini kaybeder mi? Kaybetmez. 1 ve 2 diyor, C ile testi bitiriyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Şimdi testi tamamlarken burada görmüş olduğun testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Bunlar arkadaşlar oynatma listesinde mevcut. Şurada. Bunları da çözmen senin hayrınadır diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.